Çınar'cığım, iyi misin? İyiyim. Güzel, o zaman konuşalım biraz. Dinliyorum. Şu Poyraz'ın kardeşi... Meltem Kare. Ha evet. Nasıl, onunla ilgili bir gelişme var mı? Konuştuğumuz gibi ilaçlarını değiştirdik ama ne zaman sonuç alırız bilmiyorum. Güzel. Yakında çıldırır o. Artık kaderine daha fazla müdahale etmemiz gerekmez bence. Çınar'cığım, asma suratını. Hem sana güzel haberlerim var. Ne? Ayşegül sana yaptıklarını bir bir ödeyecek. Nasıl olacak o iş? Büyük aşkı Poyraz Karayel de onu aldatacak. Ne çiziyorsun? Tırtıl mı çiziyorsun? Bak ben ne yaptım. Bak çok güzel çiçekler yaptım. Bir dakika şunu alabilirim. Tamam. Aa, tamam. Ay çok güzel olmuş. Mavi mi boyasak onu? Hı hı. Mavi yaptım ben. Ne yaptın bugün oğlum? Bütün gün oyunlar mı oynadın sen? Ha? Bunu mu yaptın bugün? Sen mi yaptın? Aha. Aferin sana. Sadettin bak şuna ne yapmış? Çok güzel yapmışsın oğlum benim. Bak ben de oğluma ne aldım bugün? Bak roket, roket. Dudaklarına değmek hayaliyle nefes alıyorum. Hayırdır Sadettin? Hiç. Uykum kaçtı benim. Aşağı ineceğim biraz. Beni aldatacak kadar canını susamadın herhalde. Kim o? Kim? Yok artık ya. Daha neler? Tamam anladım. Poyraz'ı ayartmak için Eda'yı kullanacaksın. Ama anne Eda bize niye yardım etsin ki? Yardım mı? Ben kimseden yardım istemem. Eda yapmak zorunda. Zorunda. Hani bu evimize gizlice sızan ajan Eda öyle mi? Nasıl? Öldü zannettiği bir kızı varmış. Onu buldum, koz olarak kullanıyorum. Ne? Anne, biri senin çocuğuyla mı tehdit ediyorsun? Bazen seni tanıdığımı şüphe ediyorum. Ürkütüyorsun beni. Saçmalık. Eğer istediklerimi yaparsa herkes kazançlı çıkacak. Herkesin bir yumuşak karnı vardır Çınar'cığım. Eda'nın da çocuğu. Aynı benim gibi. Senin için neler yapabileceğimi yıllar önce o kazada kanıtladım herhalde. Eda da kendi çocuğu için yapacak. Normalde bu yaptıkların, bu tavrın beni korkutması lazım. Ama insanların ne kadar çirkinleştiğini... yaşayarak görmüş olmasaydım korkardım da. Ama şimdi... anne sana büyük bir hayranlık duymaya başladım. Nevra Hanım, misafiriniz geldi efendim. Beklesin. Peki. Basamak böyle şey yapamadım. Poyraz, ben yordum seni. Yok canım, ne olacak, ne demek. Eda Hanım, bizim vazifemiz bu zaten. Bunlar bizim vazifemiz. Sen bilmezsin, benim üstümde mıknatıs var. Nerede ne kadar manyak varsa gelir beni bulur. Manyaklar bunların. Hepsi mi manyak ya? Kızdın mı? Kızdın mı bana? Ya yok kızmadım. Yok kızmadım, tamam, kızmamız mı yok, kızma yok ya. Evet kızdım ya. Kızıyorum. Niye bu kadar çok içki içiyorsun sen ya? Özür dilerim. Dedim ya, özür dilerim. Özür dilerim ya. Aldatıldım, ondan aldatıldığım için. Özür dilerim. Allah kahretsin ya. Tamam. Gerçekten ya. Poyraz. Atalım da biz bir kendimizi. Hadi özür dilerim. Ayaklarını topla. Heh. Hadi bakalım. Hadi. Özür dilerim. Ah ne işim yedin. Bu kadın benim kellemi elime verecek. Lan dişlerimi söker, dişlerimden bir de kolye yapar bu kadın. Beni sallandıracak, vallahi sallandıracak, billahi sallandıracak. Hayırdır Mümtaz? Kimi sallandırıyorsun? Ay, ben de kendi kendime konuşuyordum işte. Diyordum ki Nevra Hanım olduğu sürece biz dünyayı sallarız. Öyle olsun. Nasıl gidiyor operasyon? Şahane, tereyağından kıl şeker gibi hallettim. Osman'ı alıverdim. Güzel. Nerede Osman? Öldü. Şu anda beyni olması gereken yerde değil. Nasıl yani? Yani şöyle oldu. Bana mukavemet gösterdi. Aramızda bir arbede oldu. Sonunda da böyle oldu. Yani ne yapayım, kusura bakmayın, böyle oldu. Bravo. Bravo yani. Ay bana bravo. İstihbaratın başına en beceriksiz adamı geçirmeyi başarmışım. Bravo. Ama Nevra Hanım yani... Gidebilirsin Mümtaz, gidebilirsin. Hatta bir süre gözüme görünme Mümtaz. Nevra Hanım, abartıyorsunuz ama. Hadi. Efendim Zeki. Savaş Bey'i şimdi teslim aldık Nevra Hanım. Kalacağı yere götürüyoruz. Güzel. Bu arada nasıl olduysa Mümtaz... Osman'ı öldürmeyi başarmış. Teslim aldıklarında yaşıyordu adam. Öyle yaşıyordu işte. Neyse, Mümtaz Osman'ı çıkardığımızı düşünsün. Daha iyi. Savaşı versene sen bana. Peki, veriyorum. Savaş Bey, buyurun. Nevra Hanım. Merhaba Savaş, nasılsın? Sayenizde dışarıdayım. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün sen güzelce dinlen, yarın görüşürüz. Yüz yüze görüşmek için sabırsızlanıyorum. Tamam. Anlaştık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yavaş. Yavaş. Geldik. Kendimizi. Hadi bakalım. Şöyle bir yap şuraya, yavaş. Hah, güzel. Nasıl gidiyor? Şimdi geldiler. Yanımda kal. Tamam, bak şimdi sen böyle güzel ayaklarını uzat. Bir güzel uyu, sabaha hiçbir şeyin kalmayacak, hepsi bitecek. Çok özledim seni. Ya ne diyorsun kızım, saçma sapan konuşma, ne özledin seni? Ya yatıyorduk beraber, ne güzel, ne yapalım? Ya sen delirdin mi? Özledim diyorum. Ayşegül de geldi. Duymuş mudur? Ayşegül mü? Allah cezanı versin. Ya. Baksana Eda'ya. Sandığımdan daha becerikliymiş. Bu kadın ne diyor? Özledim diyor. Ne demek o? Ne bileyim, sarhoş işte Ayşegül, sarhoş. Ne dediğini bilmiyor yani. Niye özledim diyor sana? Aranızda bir şey mi geçti? Ya saçmalama, bizim aramızda ne geçebilir ya? Bana bak, seni öldürürüm. İçinde pamukta doldururum. Ayşegül, sarhoş diyorum. Sarhoş yani, anladın mı? Kızın başına 1000 tane şey geldi. Düşün. Şimdi demek ki böyle kafayı bulunca böyle saçmaladı, ne dediğini bilmiyor diyorum işte ya. İyi gidiyorsun. Aşk mı bu sana? Ne? Sana bir şey mi hissediyor? Ya Ayşegül, ne hissedebilir o bana? Delirdin mi sen ya? Bu kız var ya, bu kız benim seni ne kadar sevdiğimin bu dünyada yaşayan en büyük şahidi zaten. Bizim aramızda ne olabilir? Hiçbir şey olmadı. Allah belamı versin, olmadı. Olmadı, olamaz da. Doğruyu söyle. Ya bak, kalbimi kırıyorsun ama artık. Kalbini bırak, gözlerini oymadığıma dua et. Tamam, tamam. Tamam, bak. Belki benden hoşlanıyordu. Bunca zamanda içinde tuttu. Şimdi de demek ki sarhoş olunca bilinçaltından bir anda öyle pörtledi. Oğlum, sen mahsus mu yapıyorsun? Kendini bana öldürtmeye mi çalışıyorsun? Ya Ayşegül, ne yapayım yani ben? Durumu anlamaya çalışıyorum, istişare ediyorum. Durum tahlili yapıyorum. Niye yapıyorum? Çünkü ben de en az senin kadar şaşkınım şu an. Anlamıyorum ne olduğunu. Yemin ederim öyle bir şey yok. Sinan üstüne yemin ediyorum, öyle bir şey yok ya. Ya iki gözüm önüme aksın, bak şuradan şuraya gidemeyeyim. Ses tellerim korusun ki öyle bir şey yok ya. Ya yuh artık, Sinan üstüne yemin ettim ya. Yarın bu kız bu evden gidiyor. Tamam, bir kendine gelsin de. Yaktın beni be. Yaktın be. Olacak bu iş, olacak. Biraz sabır. Hadi ben yatıyorum. Aldatılmak nasıl bir şeymiş? Anla bakalım Ayşegül. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.